Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir sınamadır. Büyük ecirse Allah katındadır. Cenab-ı Hak dünyada herkesin daha fazlasına sahip olmaya çalıştığı servet için böyle buyurmaktadır. İmtihan serveti Allah'ın emir buyurduğu şekilde kullanmaktır. Bu hususta Hazreti Peygamber servetinin hakkını ödeyen kimsenin ahiretteki halini şöyle tasvir etmiştir. Servetiyle Allah'a itaat eden ve malının hakkını ödeyen mal sahibi kıyamet günü servetiyle beraber gelir. Sırat köprüsünden geçerken her ne zaman sırat önüne dikilirse malı geç, geç zira sen bende olan Allah'ın hakkını ödedin der. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der durur. Halbuki malından senin için ancak yediğin var ki yok olup gidiyor. Giydiğin var ki eskiyip mahvoluyor. Ancak sadaka olarak verdiğini ebedileştiriyorsun. Demek ki serveti Cenabı Hakk'ın emrettiği şekilde kullanmak, belli bir kısmını zekat olarak vermek, Allah'ın malda gizli olan hakkını ödemektir ve ahirette hesabımızı kolaylaştıracak vesilelerdir. Tam tersi cimrilikle beraber vermekten kaçınmaksa helake sebep olur. Cenabı Hak onlar ki altın ve gümüşü istif edip saklarlar. Allah uğrunda infak etmezler. Zekatlarını vermezler. İşte onları elen verici azapla müjdele." diye ikaz etmiştir. Malın belli bir oranında zekat vermek farzdır. Namazı ikame edin ve zekatı verin buyrulmuştur. Farz olan zekatın hikmetlerine bakarsak 1. mal ve servet sevgisinin kalpte bulunması tevhidin sağlamlaşmasına mani'dir. Zekat bunu önler. 2. Zekat cimrilikten temizlenmektir. 3. Verilen nimete bir teşekkürdür. Bunun yanında Ramazan ayı içinde vereceğimiz fitrelerimiz ve her zaman verilebilecek sadakalar kulu hem belalardan koruyacak hem de malıyla ilgili ahiret hesabından emin kılacaktır. Zekat vermek için zenginlik şartı aranırken sadaka vermek sadece zenginlere mahsus da değildir. Meşhur bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. Zeyd bin Eslem'in rivayetinde Resul-i Ekrem bir kuruş sadaka yüz bin dirhem sadakadan eftaldir. Buyurdu. Asap, bu nasıl olur deyince, zenginin bol miktardaki servetinden yüz bin dirhemini ayırıp vermesinin maddi hayatına tesiri olmaz. Fakirin güçlükle sağladığı iki dirhemin başka bir şeyi olmadığı halde bir dirhemini gönül hoşluğuyla çıkarıp vermesi Allah katında mevkiin diğerinden daha üstün olmasını sağlar buyurdu. Cenab-ı Hak insan suresinde ehli beyti de az olanı sadaka verdikleri için övmemiş midir? Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula ve yetime ve tutsağa verirler. Onları doyururlar. İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadiste bu ayetin nüzul sebebi şöyle anlatılır. Hazreti Hasan aleyhisselam ve Hazreti Hüseyin aleyhisselam küçükken hastalanmışlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan birkaç kişiyle torunlarını ziyarete geldiler. Bu esnada ziyaretçilerin bazıları Ali'ye, ''Ya Ali, çocukların için bir nezir yapmak istemez misin?'' dediler. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma da Allah'ın rızasını talep ve ona şükür etmek ve çocuklarının şifa bulmasını haktan niyaz etmek üzere üç gün oruç tutmaya nezir ettiler. Derken çocukları hastalıktan kurtuldu. Bunlar da oruçlarını tutmaya niyet edip başladılar. Lakin iftar için yiyecekleri yoktu. Hz. Ali aleyhisselam Hayberli Şemun isminde bir Yahudiden 3 gün iftar edebilmek için ödünç olarak 3 çömlek arpa aldı. Hz. Fatıma aleyhisselam arpanın bir çömleğini öğütüp kendi adetleri kadar yani 5 tanecik ekmek yaptı. Akşam olmuş iftarı bekliyorlardı. O sırada bir fakir miskin gelip Esselamun aleyküm ya Muhammed ehli beyti. Ben Müslüman bir fakirim. Beni doyurunuz ki Allah da sizleri cennet sofralarıyla doyursun dedi. Onlar da derhal sofralarındaki ekmekleri bu fakiri miskine ikram ettiler. Ve Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'ya hitaben, Ey insanların en hayırlısının kızı, ey iman ve şerefin kemaline sahip olan Fatıma, Görüyorsun ciğerleri parçalayıcı haliyle kapıda duran şu miskin açlığını bizlere arz ederken hal lisanıyla Allah'a naz ve niyaz etmektedir. Hazreti Fatıma ise Hazreti Ali'ye hitaben şöyle dedi. Ey amcam oğlu emrinize amadeyim. Gerçi o miskini hoşnut edecek ve memnun kılacak bir şeye sahip değilim. Fakat umarım ki aç bir kimseyi doyurmak suretiyle hayırlı insanlardan sayılıp cennete girer ve şefaate ererim. Cümlesi bir lokma almadan sofralarındaki ekmekleri fakiri miskine verdiler. Kendileri suyla iftar ettiler. Ertesi gün oruçlarına devam ettiler. Fatıma Hazretleri o gün arpanın ikinci ölçeğiyle ekmek yaptı. Akşam yaklaşınca ekmeği sofraya koydular ve iftarı bekliyorlardı. Derken kapıya bir yetim geldi. Esselamu aleyküm ya Muhammed ehli beyti. Ben muhacir çocuklarından bir yetimim. Babam Akabe Harbi'nde şehit oldu. Beni doyurunuz, beni doyurunuz. Allah da sizleri cennet taamlarıyla doyurur, dedi. Yine ekmeklerini yetime ikram ettiler. Ve suyla iftar ederek o akşam da aç yattılar. Ertesi gün Hazreti Fatıma üçüncü çömlekteki arpayı ekmek yaptı. Akşam olunca yine sofrayı önlerine koydukları sırada bu sefer de kapıya bir fakir esir geldi. Esselamu aleyküm ey Allah'ın elçisinin ehli beyti. Ben esirlerden biriyim. Bana ikram ediniz. Allah da sizlere cennet taamlarından ikram eylesin dedi. Bu kez de sofralarındaki yiyeceği esire ikram ettiler. Bu davranışları ile ilgili olarak İnsan Suresinin 8. ayeti nazil oldu. Hakiki müminler Allah'a olan muhabbetlerinden dolayı kendi yiyeceklerini miskine, yetime ve esire ikram ederler. Müfessirler İnsan Suresinde geçen yukarıda yazdığımız ayetlerin Hazreti Fatıma Aleyhisselam, Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Hasan Aleyhisselam ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam hakkında nazil olduğunda ittifak halindedir. Ehli sünnet zemahşeri Tefsiru Keşaf, Sünni Vahidi, Esbabun Nüzul, Sünni Şeyh İsmail Hakkı, Ruhul Beyan. Mübarek Ramazan günlerinde Ehli Beyt örneğimiz olmalıdır. Onların haliyle hallenerek hem farz olan zekatlarımızı yerine ulaştırarak hem de sadaka ve fitre vererek malımızda gizli Allah'ın hakkını ödemeyi Cenabı Hak nasip eylesin. Profesör Doktor Haydar Baş